Star Wars markasıyla aranız nasıl? Vallahi benim pek iyi değil. Yanlış anlamayın. Bu durum Star Wars serisinin kötü olmasıyla alakalı değil. Ben filmlerini hiç izlemedim. Şimdi söyleyeceğim şeyleri genele vurmak istemiyorum. Star Wars'un 2000 yılındaki dönemlerinde, yani Disney'in Star Wars'u satın almadığı zamanlarda, insanlar ikiye ayrılıyordu. Bir tarafta Lord of the Rings izleyenler, diğer tarafta ise Star Wars izleyenler vardı. İşte tam olarak burada genele vurmak istemiyorum. Döneminde ikisini de izleyenler olabilir. Ama ben Yüzüklerin Efendisi'ni izleyebilmiştim. Sebebi ise komple aile odaklı. Bizimkiler Yüzüklerin Efendisi'ni izlediğinden doğal olarak ben de onu izlemek zorunda kalmıştım. Neyse, konuyu şuraya getireceğim. Kısacası Star Wars serisiyle yollarım fazla kesişmedi. Ancak çizgi filmlerini falan izliyordum. Onlar da fazla ilgimi çekmiyordu. Aradan yıllar yıllar geçti. Geçtiğimiz hafta Game Pass'te takılırken, bildiğiniz üzere EA Play'in kütüphanesi de Game Pass'e geldi. O sırada gözüme Jedi Fallen Order takıldı. Çıktığı zamanı hatırlıyorum oyunun. Bir tık sıkıntılı bir oyun olarak bakılıyordu. Ama genel olarak herkes olumlu yorum yapıyordu. Şunu da söyleyeyim, ben hiç Star Wars oyunu da oynamadım. Ya hiç oynamadım da demeyeyim. Jedi Knight Academy oynamıştım ama KOTOR efsanesini oynamamıştım. Ve açıkçası çok da umurumda değildi. İlgi meselesi işte hocam. Neyse işte, Jedi Fallen Order'ı gördüm, ben buna başlayacağım dedim. Oyunu biraz araştırdım, içinde ufak tefek fan servisler de barındırıyormuş. O zaman madem Star Wars evrenine bir giriş yaptık, adam akıllı yapalım değil mi? Şunun filmlerini bir izleyelim. Evet, nereden başlasak? Şu iki filmi silelim. Disney'in yaptıklarından başlasak ayıp olur mu acaba? Neyse, 2015 serisinden mi başlayalım? Güzel Kılıç hocam, bu arkadaş Darth Vader çakması galiba. Star Wars bilmiyoruz ama cahil de değiliz. Darth Vader'ı biliriz. Demek içinde hep güç vardı, yeni fark ettin. Meşhur Han Solo bu mu? Yaşlanmış. Öldü bu. Lan hayırsız evlat. Fena değildi. Devam. Kızın güçlerini öğrenmesi gerek. Tabii yani. Luke Skywalker. Bu da yaşlanmış. Kylo, demek ustan yüzünden seçtin karanlık tarafı. Vah vah Luke. Sen de kendini suçlu hissediyorsun tabii. Bu abi biraz kolay ölmedi mi? Evet, kolay öldü. Sen de her şeyi atlama lan. Neyse, iyi. Lan ne ilk düzenmiş arkadaş, Allah Allah. Yüreğiniz daim olsun arkadaşlar. Şimdi gerçek savaşçılar ortaya çıkacak şimdi. Şekil olmuşsunuz Luke hocam. Bu abiyi gözüm bir yerden ısırıyor. Bunu affetti. Annesi de dayanamadı. Tüh. Gereksiz öpüşme. Neyse, kazandık. Fan servis dedik, şuna da bakayım. İyi gidiyor aslında. Lan Arthur ne kadar tatlı. Kardeşim rüya bu, sakin ol, yengeye bir şey olmaz. Ama bak hayır. Emir 66 mı? Şerefsiz, karanlık öldürmedi, sen öldürdün yengeyi. Obi-Wan usta, bacaklar yetmez, kelleyi de, ama bak hayda. Şunlara basınca bir şey oluyor mu lan? Neyse tamam, ışın kılıcı kusacağım. Bu oyunu oynamaya artık hazırım. Video Jedi Fallen Order incelemesi gibi değildi, bir insanın Star Wars evreniyle ilk defa karşılaşması gibi oldu. Aslında ilk defa da karşılaşmıyorum. Mandalorian falan izledim, 2 sezonu da bitirdim. Tabi izlemediğim o diğer filmler de var. İşte bu 70 yapımlı olsun falan, 80 yapımlı. O filmleri de izleyeceğim. Bir kere girdik artık bu evrene. Çıkana kadar devam. Asıl konumuza dönelim. Parayı verin EA, oyunu yapanın ise Respawn Entertainment olan Star Wars Jedi Fallen Order'a artık hızlıca bir giriş yapalım. Oyunumuzun hikayesi 3. filmdeki olaylardan yaklaşık 5 sene sonrasını konu alıyor. Emir 66 ile Jedi düzeni bozulmuştur. Jedi'ların çoğunluğu padavanlar dahil katledilmiş, hayatta kalanlar ise imparatorluktan saklanır hale gelmişlerdir. Ana karakterimiz ise hayatta kalanlardan biri olan Cal Kestis. Cal uzayın ücra köşelerinde yanında yayın balığı arkadaşıyla hurdacılık yapmaktadır. Jedi katliamından sonra güçlü iletişimini kesmiş olan ana karakterimiz, katliamda yaşadığı trajediyi hala unutamamıştır. Arkadaşıyla ekmeklerini çıkarttıkları bir gün başlarına bir, ne diyeyim, iş kazası gelir. Ve Cal arkadaşını kurtarmak için gücünü kullanmak zorunda kalır. Ardından iki tane Engizisyoncu, ikinci kız kardeş ve dokuzuncu kız kardeş Cal'ı yakalamaya gelir. İmparatorluktan gelen bu ablaların amacı geriye kalan Jedi'ları öldürmektir. Birkaç interaktif sahnenin ardından Cal, eski bir Jedi olan Ser ve dört kollu olan pilot Grease tarafından kurtulur. Ardından Ser, Cal'ın eski ustasını tanıdığını ve Jedi düzenini tekrar kurmak için Cal'a ihtiyaç duyduğunu söyler. Bogona adlı gezegene Mantis isimli uzay aracıyla inişimizi yaparız. Yolda BD-1 adında şirin bir android ile dost oluruz. BD-1 bize Ser'in eski ustası Eno Cordova'dan mesaj gösterir. Cordova'nın mesajı Mahsin'in Zepho adında eski bir uygarlık tarafından inşa edildiğini ve içinde güce dayarlı çocukların listesini içeren bir Jedi holokronu olduğunu söyler. Eğer bu listeye erişebilirlerse imparatorluğu devirebilir ve yeni Jedi düzenini kurabilirler. Ancak ona erişmenin tek yolu Cordova'nın yolunu takip etmekte ve testlerini geçmekten geçiyor.
Kısacası amacımız şu: saklı bir kutu var, o kutunun içinde isimler var, o isimlere erişebilmemiz için de bulmacaları falan çözmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak Jedi düzenini kurarız, yapamazsak da imparatorluk sonsuza kadar evrene hükmeder. Hikaye için konuşmam gerekirse normal bir hikayesi var. Hani kötü değil, çok çok iyi de değil, normal. Karakterlerimizden Kal'a baktığımızda kendisinin geçmişle alakalı birkaç sıkıntıları var. Buna daha detaylı değineceğim. Yarım yamalak bir padawan kendisi. Ser'e baktığımızda eski bir Jedi ve onun da geçmişiyle alakalı sıkıntıları var. Hatta o kadar sıkıntıları var ki gücü kullanmayı komple bırakmış. Kendini güçten böyle soyutlamaya çalışan ruhsuz bir ablamız. Kafamda şöyle bir soru işareti olmuştu Ser'e ile ilgili. Ya bu kadın usta ise neden bize yetmiyor diye. Ama oyun kendince sebepler sunuyor bu konuya. İşte Kal kendi öğrenmeli, kendi görmeli. Ser'e zaten güçle bağını koparmaya çalışıyor. O yüzden ona yardım edemez. Yersen. Grace pilotumuz mızmız böyle. Ama bu maceradan sonra bizi ailesi gibi görmeye başlıyor. İtiraf etmek gerekirse karakterlerin işlenişi pek iyi değil. Daha da güzel olabilirdi. BD-1 ise yol boyunca arkadaşımız. Ben yapay zeka ile kurulan dostlukları seviyorum. Kendisi şirin bir şey ama oyunda bize katkısı oluyor mu? Ona da bakmak lazım. Oyun içinde BD-1'a çeşitli modifikasyonlar yapabiliyoruz. Bu sayede kapalı kutuları, kapıları falan açıyor, çevreyi bizim için analiz ediyor. Yeni düşman türlerini analiz ediyor, bizim için sağlık kapsülleri taşıyor ve hikayede belirttiğim Cordova Usta ile bize iletişim sağlıyor. Tatlı ve hoş yani BD-1, ben bayağı sevdim. Biniyor sırtınıza, onunla tin 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 yol boyu devam ediyoruz. Oyun içi demişken, oynanıştan da bahsedelim. Şimdi hocam, Jedi Fallen Order, aksiyon, macera, bulmaca, Metroidvania, platform, kısacası içinde bir sürü tür barındıran bir oyun. Ara ara böyle oyun sağdan soldan aniden düşman çıkarıp sizi ürkütebiliyor. Utanmazsak içine gerilim türü de ekleyebiliriz oyuna. Böyle bir poşetin içine birçok oyun türü atmışlar, bir tane de Star Wars eklemişler. Sonra sallamışlar poşeti, ortaya Jedi Fallen Order çıkmış. Ama kötü durmuyor. Gerçekten ben bayağı bayıldım oyuna yani. Oynanışa Force'lar ile başlamak istiyorum. Oyun içinde toplamda 3 tane gücümüz var. Bunlar yavaşlatma, itme ve çekme. Yavaşlatma dışında bu güçleri oyunda ilerledikçe elde ediyoruz. Ve Force'ları elde ederken flashbackler görüyoruz. Bu flashbacklerde eğitim aldığımız zamanları görüyoruz ve bunlar bence iyi işlenmiş. Geçmişe gidip hem güçleri hem platform öğelerini falan öğreniyoruz. Ayrıca Cal'ın Emir 66 ile yaşadığı trajik durumu da görüyoruz. Dediğim gibi güzel işlenmiş flashback mevzusu. Neyse, bu güçleriyle düşmanları itiyoruz, çekiyoruz veya zorla bir boss karşısında boss'u yavaşlatıp kafasına vuruyoruz. Sadece savaşta değil, bulmaca çözerken de işimize yarıyor bu güçler. Platform öğelerine de yedirilmiş yani. İşte uzaktaki bir ipi kendimize çekme olsun veya parçayı çekip kendimize gidecek bir yol çizmemiz olsun. Kısacası güçlerimizi oyun boyu oldukça fazla kullanıyoruz. Ayrıca güçlerimizi skill'lerimiz ile birlikte kullanabiliyoruz. Bu skill'leri de level kastıkça açıyoruz. Oyunda bir level sistemi var. Ama sadece skill'i açmak üzerine, karakter üzerine herhangi bir etkisi yok. Sağda solda dolaşırken meditasyon yaptığımız küçük bir bölge oluyor. Bu bölgeleri de neredeyse her yerde görebilirsiniz yani. Her neyse bu bölgede canımızla birlikte sağlık kapsüllerimizi yenileyebiliyoruz ve kastığımız levelleriyle çeşitli skill'ler açabiliyoruz. Bu skill'ler bildiğiniz gibi savaş esnasında bize oldukça yarar sağlıyor. Kalabalık bir düşman grubunu yere yumruk atarak kolayca dağıtabiliyorsunuz veya ışın kılıcımızı onlara doğru gönderebiliyoruz gibi gibi. Jedi Fallen Order'ın savaş mekanikleri oyunculardan fazlasıyla eleştiri almış ve eleştirmekte haklılar. Şimdi çok çok kötü değil, yine dediğim gibi, ama çok iyi de değil. Kötü olmasında birçok sebebi var ama bence en büyük problem yapay zeka. Gerçekten kötü. Şimdi millet Dark Souls falan oynadığı için bu oyunu oynayınca attan inip eşeğe binmiş gibi oluyor. O yüzden anlayabiliyorum. Ama kendi açımdan baktığımda savaşlar, force'lar ve skill'lerle birlikte oldukça eğlenceli. Hele ki ışın kılıcını kullanmak. Gerçekten çok başarılı yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Düşmanları çatır çutur indirmek çok zevkli. Savaşlarda belirli düşman tipleri var. Bunlar işte normal piyadeler. Onlardan biraz daha güçlüleri. Gezegenlere göre farklı düşman tipleri. Mini boss diyebileceğimiz tipler. Bir de asıl bosslar var. Boss savaşları bence az ama yine de keyifliler. Böyle lazer kılıçları çarpışırken falan bayağı havaya giriyorsunuz. Mini bosslar da çöp. Platform tarafına bakarsak dediğim gibi, Force'ları burada da kullanabiliyoruz. Bu da işin içine az da olsa eğlence katıyor. Ben ismini okuyamadığım bu gezegende çok eğlendim. Mesela bir yere tırmanmaktan, duvarlarda yürümekte olsun. Onun dışında gezegenin içerisinde böyle tuhaf bitkiler var. Onun üstüne işte atlayıp sekmemiz olsun falan. Platformda böyle çeşitlilikler güzel oluyor map'e göre. Atmosfer de çok güzeldi o gezegenin. Bir de bu gezegenin sonunda 9. kız kardeşiyle bir savaş veriyoruz. Of ki ne of. Gezegen beni aşırı tatmin etti. Gezegenden bahsetmişken oyunun Metroidvania tarafında ele alalım. Gemi içerisinde bulunurken konsoldan seçip 4-5 farklı gezegene gidebiliyoruz. Bunu görünce aklıma direkt Code Infinity Warfare geldi. Onda da aynı böyle göreve gideceğimiz yeri seçiyorduk.
Onun dışında Metro Exodus'ta da aynısı var harita üzerinde böyle. Ama tabii bunlar Metroidvania değil. İstediğimiz zaman geri dönemiyoruz. Neyse, bu gezegenler kendi içerisinde büyük haritalardan oluşuyor. Açıkçası benim gözüm biraz korktu. Çünkü kaybolup çıkmaza girmeyi fazla sevmiyorum. Eğer aranızda böyle düşünen varsa hiç kaybolmuyorsunuz, merak etmeyin. Yağ gibi akıyorsunuz haritada. Gezmek de keyifli zaten, atmosfer hoş çünkü. Gezerken yolda can veya güç barınızı geliştirecek şeyler bulabiliyorsunuz. Onun dışında kalan ilginç bir yeteneği olan nesneler ile etkileşime geçip geçmişte olan şeyleri görmüyorsunuz ama duyabiliyorsunuz. Olayları anlamanızda 50-50 bir etki ediyor bu durum. Onun dışında etrafta bir sürü sandıklar var. Bu sandıkların içine BD1 giriyor ve içinden kozmetik bir şeyler çıkarıyor. Ve evet, hepsi kozmetik. Full kozmetik. İşte ışın kılıcımızın sapı için materyal, BD1'un rengi için bir şeyler, bizim için kıyafet ve kıyafet renkleri. Geliştirici ekip özelleştirme için bunlar yetmez demiş olsa gerek. Çünkü gemimiz Mantis için bile renk seçeneği koymuşlar. Yani tamam, güzel, hoş. Çünkü TPS olarak oynuyoruz oyunu. Karakterimizin üzerindeki şeyleri değiştirmek, BD1'a bir şeyler eklemek falan güzel. Yani farklılık katıyor. Ama ışın kılıcının sapını değiştirdiğimizde azıcık bir yararını görseydik keşke. Yani biraz buff falan olsaydı iyi olurdu. Daha fazla hasar gibisinden falan. Ama maalesef yok. Bu arada ışın kılıcının rengini falan da değiştirebiliyoruz. Yani sapını değiştirmek biraz tuhaf geldi. Çünkü zaten oyun içinde o sapın detayına bakmıyoruz. Ama dediğim gibi özelleştirme katıyor oyuna. Son olarak interaktif sahnelerden bahsetmek istiyorum. Ardından başka konuya geçeceğim. İnteraktif sahneler bu oyuna gerçekten çok yakışmış. Benim en sevdiğim sahne AT-AT'ni ele geçirdiğimiz sahne oldu. Beyaz renkli devasa bir artık kuş mu diyeyim? Kuş olsun hadi. Beyaz kuşa bindiğimiz sahne olsun. İlk başlardaki tren sahnesi olsun. Yine başka bir kuşun üstüne bindiğimiz sahne olsun. Gerçekten güzel sahnelerdi. Ama bir Uncharted değil tabii ki sevgili Respawn. Bu interaktif sahneler tempoyu güzel kaldırıyor. Fakat bu sahnelerde de şöyle bir sorun var. Bazı interaktif sahnelerde sadece izliyoruz. Kontrol bizde olmuyor. Şahsen Quick Time Event'in olmasını isterdim bu sahnelerde ama böyle de kâfi aslında. Şimdi grafiklerden bahsetmek istiyorum biraz ama oyun içinden çıkmadan önce şu konuya da değinmeden geçmek istemiyorum. Ben bu oyunu çıktıktan yaklaşık 2 sene sonra oynadığım için oyunda herhangi bir bug veya glitch ile karşılaşmadım. İlk çıktığı zamanlarda sıkıntıları olduğunu biliyorum. Cyberpunk kadar sıkıntılı çıkmadı tabii ama arada giydirdim yine Cyberpunk'a. Harbi Cyberpunk Unity'den bile beter çıktı piyasaya. Bitmemiş bir oyun olarak çıktığı için Cyberpunk'tan sonra bir oyunda bug falan görünce olur öyle arada ya falan diyorum. Bu oyun kafamdaki sıçıp batırma algısını bayağı bir değiştirdi. Neyse, konudan sapıyoruz. Jedi Fallen Order piyasaya sıkıntılı çıksa da ben cilalı versiyonuyla oynadığım için ilk zamanlardaki sorunlarına bir yorum yapamayacağım. Evet, şimdi gelelim grafiklere. Grafikler gerçekten güzel. Işın kılıcı zaten çok gerçekçi duruyor. Özellikle böyle karanlık ortamlarda. Ben grafiklere fazla dikkat etmem ama bu oyuna gerçekten bayıldım grafiklere. Hani ara sahneler olsun film tadında, ışın kılıcı çok gerçekçi duruyor. Atmosfer müthiş gözüküyor. Yapılar falan çok etkileyici. Ve sizi aslında oyuna bağlıyor yani bu olay. Grafik olarak çok başarılı gerçekten. Teknik olarak da bir sorunla karşılaşmadığımdan en yüksek ayarlarda 60-75 FPS. 75 FPS. Arası akıcı bir şekilde oynadım. Ve çok keyif aldım. Toplamda 17 saat oynamışım oyunu. Şöyle günlere böldüğümde 2 günde bitirdim diyebilirim. Fallen Order'dan önce Alien oynamıştım. Onu bir haftada bitirebildim. Çünkü 1 saat oynadıktan sonra aşırı sıkıyordu beni. Oyun bana hiç hitap etmiyordu. Alien'dan sonra Jedi Fallen Order bana ilaç gibi geldi ve çok hızlı tükettiğim için pişmanım. Evet, bende çok hızlı tüketme sendromu var abi. Gerçekten bir şeyi çok hızlı tüketebiliyorum. Yani eğer sevdiğim bir şeyse, bu dizi olsun, film serisi olsun, oyun olsun fark etmiyor. Çok uzun zamanımı bir anda gömebiliyorum. Ve bu huyumdan maalesef ki nefret ediyorum. Çünkü içimde hep bir boşluk yaratıyor. Şimdi Aro Bulbo boşluğu kapatacak bir oyun. Biraz da finalden bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, spoiler bölgesine giriş yapmış bulunuyoruz. Bu bölgeden kaçmak istiyorsanız ekranları sizler için bir dakika bıraktık. Hemen o dakikaya geçebilirsiniz. Evet, oyunu oynamış veya spoiler yemekten çekinmeyen cengaver arkadaşlar. Sizlerle baş başa kaldık. Bildiğiniz gibi oyunun sonlarına doğru biz bu hologramı, yani kutuyu, ikinci kız kardeşe kaptırıyoruz. İkinci kız kardeş de Seren'in ustası. Sera öğrencisi yüzünden triplerde zaten ama sonlara doğru güzel açılıyor. Bir de ben ikinci, dokuzuncu kız kardeşi falan görünce bunların işte beşincisi, altıncı, yedinci, üçüncü falan da olur zannediyordum. Cahil de olabilirim. Neyse, kutuyu almak için bunların mekanını Sera ile basıyoruz. Önce ikinci kız kardeşe bir VS atıyoruz. Onu yeniyoruz. Bu arada boss savaşı güzel. Sonra bir anda bir bakıyoruz. Big boss gelmiş. Darth Vader. Tabii biz bu Darth Vader'ı yenemiyoruz ki, yenmememiz lazım zaten. Herif çok güçlü abi. Yani biz buna ne yapalım ki? Bir de Darth Vader'ı çok güzel modellemişler. Müthiş gözüküyor adam.
Şimdi Darth Vader'la karşılaştıktan sonra ben dedim herhalde içimizden biri ölür ama kesin Ser ölür falan diye düşünüyordum. Yani o oyalar en azından. Biz de kaçarız tesisten diye. Ama öldürmediler Ser'i, yok. Darth Vader'dan ikimiz de kaçtık. Tuhaf gerçekten ya. Hani normalde böyle olmaması lazım. Seren'in öğrencisi de ölüyor. Dedim herhalde bu da bununla ölür ama ölmedik. Yüze yüze Darth Vader'dan kaçtık. Yani bir de yüze yüze kaçtık yani bayağı böyle. Neyse, yüzerken bizi işte şu Night Sister kurtarıyor. Night Sister'dan da bahsedeyim biraz çünkü kendisi ilginç bir karakter. Hikayeye göre anladığım kadarıyla bunun halkını Darth Vader ışın kılıcından geçiriyor. Bu ablamız da böyle intikam duygusuyla dolmuş. Kendini yemiş bitirmiş. Çok yalnız kalmış. Güçlü de bir karakter. Neyse, bu bize katılıyor sonlara doğru ve onun için dost oluyoruz. Bakınız, dost. Bu karakterle kal sevgili olmaz bence. Umarım bu karakteri ikinci oyunda da görürüz. Sonuç olarak işte Night Sister bizi kurtarıyor. Gemide holokronu açıyoruz. Çocukları falan görüyoruz. Holokronda yerlerini falan. Ama Cal bir karar veriyor. İşte onlar kaderini kendi belirlemeli falan diyor. Çat diye holokronu ortadan ikiye ayırıyor. Sebebi ise bu kutuyu almadan önce flashback denmez. Böyle gelecekten ya da hani bak böyle şeyler olabilir dikkat et gibisinden kesitler görüyoruz. Bu kesitlerde çocukları bulduğumuzu falan görüyoruz ama imparatorluk yine bizi buluyor. Çocukları esir alıyor, işkence ediyorlar, öldürüyorlar. Devamında Cal'ın artık zorla mı yoksa isteyerek mi bunu bilmiyoruz. Karanlık tarafa geçtiğini görüyoruz. Cal hiç riske girmiyor. Diyor bu çocukları kaderleri bir araya getirsin veya güç kaderlerini çizsin gibisinden. Kutuyu yok ediyor. Şimdi ben ikinci oyun olarak bu çocukları eğitiriz ve düzeni kurmaya yavaştan başlarız. Üçüncü oyun ile de seri son bulur diye düşünüyordum. Ama anlaşılan farklı bir hikaye göreceğiz. Bakalım nereye getirecekler hikayeyi. Zaten hikaye açısından kıtlık yaşamıyorlar. Star Wars evreni. İllaki bir şeyler bulurlar veya uydururlar artık. Evet, spoiler bitti. Güzel güzel konuştuk. Kısaca toparlarsam oyun içinde birçok tür barındırıyor ve bu türler kendi içinde oldukça keyifli. Yani ortaya oynanması keyifli bir oyun çıkmış. Hikayesi de fena değil. Grafikler oldukça sağlam. Işın kılıcını kullanmak fazlasıyla keyifli. Eksilere bakarsak yapay zeka kıt. Karakterler daha iyi işlenebilirdi. Bulunabilir öğeler daha da çeşitlenebilirdi. Dövüş mekanikleri biraz daha geliştirilebilirdi. Son olarak söylemek istiyorum ki bu oyun oynanır hocam. Game Pass'e EA'nin kütüphanesi de eklenince nimetlerinden daha çok faydalanmaya başladık. 30 liraya tertemiz bir deneyim. Ki bir sürü oyun var yani. Titanfall 2 var, Battlefield serisi var, işte FIFA serisi var, ilgilisine artık. Kısacası alın bir hesap, oynayın. Türkçe yaması da var oyunun. Mister gibi kurun abiler. Şimdi oyunumuza bir puan vermemiz lazım. Hiç düşünmeden 8 puan. Ne az ne çok. Respawn'ın da eline koluna sağlık. Çok güzel yapmışlar oyunu. EA'de akıllanmaz arkadaşlar. Bence. İkinci oyun çıktığı zaman göreceğiz akıllanmadıklarını ama akıllanmazlar. Neyse, kendinize iyi bakın. Başka incelemelerde görüşmek dileğiyle. Ha bu arada, destek için abone olmayı unutmayın. Üzmeyin bizi. Herkese keyifli oyunlar.